Bugün Muharrem'in 10'u ve Kerbela şehitlerinin yıl dönümü. Burada onları rahmetle, milletle anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kerbela bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Efendimizin torunu, cennet gençlerinin lideri olan Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği bir gün. Kerbela'ya şöyle bir baktığımızda aslında bir rant kavgası var. Aslında bir iktidar kavgası var. Aslında bir dünya hırsı var. Ama onun karşısında dünya nimetlerinin elinin tersiyle itmiş bir Ehl-i Beyt ve onun aile efradı var. Hazreti Hüseyin ne yapmış? Iraklıların daveti üzerine Kerbela'ya gelmiş. Emevi zulmüne karşı direnmek için, onlara karşı durabilmek için sadece 70 kişiyle kalkarak Kerbela'ya gelmiştir. Eğer Hazreti Hüseyin dünya nimetlerini talep etmiş olsaydı zaten Kerbela'da olanlar, bu Emeviler zaten Hazreti Hüseyin'e onun istediklerini verecekti. Ama Hazreti Hüseyin dünya nimetleri adına hiçbir şey talep etmemiştir. Adalet istemiştir, insanlık istemiştir, hakkaniyet istemiştir ve bu düşünceyle gelmiştir. Eğer Kerbela'ya savaşmak için gelmiş olsaydı zaten 70 kişiyle gelmezdi. 70 kişiyle gelmiş olması Hazreti Hüseyin'in oradaki iyi niyetini göstermektedir. Tabii günümüzde de Kerbela devam etmekte. İslam coğrafyasında kan hala akmaktadır. Müslümanlar birbiriyle mücadele etmekte. Hala insanlar kar perişan içerisinde yaşamaktadır. Bu coğrafya gerçekten maliyeti zor bir coğrafya. Dolayısıyla Kerbela'yı iyi anlamamız lazım. Kerbela'yı yaşamamız lazım. Kerbela'yı iyi anlayabilmek için de Hazreti Hüseyin gibi yaşamak lazım. Kerbela bir kesimin, bir toplumun malı değil. Kerbela tüm Müslümanların acısıdır, ızdırabıdır, üzüntüsüdür. Dolayısıyla o devre baktığımızda zaten ne Sünnilik, ne Şiilik, ne Alevilik hiçbir mezhebin olmadığında göz önüne aldığımızda bu Kerbela'da olan olay aslında tüm Müslümanlara karşı yapılmış bir olaydır. Bunun bilinci ve şuur içerisinde bilmemiz lazım, yaşamamız lazım. Ben tabi Hazreti Hüseyin'in şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle, milletle anmak istiyorum. Bugün yine bu coğrafyada şehitler veriyoruz, gaziler veriyoruz. Dolayısıyla bu şuuru, bu bilinci gelecek nesillere de aktarmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız lazım. Biraz önce Ahmet Bey de anlattı. Kars gerçekten bu birlik ve beraberliği gösteren, birlikte yaşamanın en iyi örneklerini sergileyen bir şehir, bir kent. Her kesimden, her sosyal yapıdan insan olmasına rağmen ne yapıyoruz? Birlikte yaşıyoruz. Sokaklarda geziyorum, görüyorum. İnsanların sevgi ve muhabbetlerini, birbirlerine bakışlarını, kardeşliklerini görüyorum. Bunu asla bozmamamız lazım. Özellikle bölgemize taşınmaya çalışılan terör ve teröristlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde, bu şuur içerisinde kardeşliğimizi muhafaza etmemiz lazım. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi de kimse bozamayacaktır. İnşallah, inşallah. Ben Hazreti Hüseyin'in şahsında tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum, minnet duyuyorum. Onları hürmetle anıyorum. Tüm gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum, onlara hayırlı ömürler diliyorum. Ve tüm Ehl-i Beyt sevdalılarını, dostlarını da saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tam sağlıcakla. Muhterem Peygamber Ehl-i Beyt dostları. Tabii ki günün olaylarını konuşmacılarımız layık şekilde yerine yatırdılar. Şehitlerin huzurundayız. İnşallah bir ümmet dua edinizi. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine bizleri Peygamber ve Ehl-i Beyt bayrağı altında birleşmeyi nasip etsin. Bir hadisle duama başlayacağım. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif diyor ki kulli şeyin esas ve esasul İslam hubbi ve hubbi ehlel beyt. Her şeyin bir temeli, esası var. İslam'ın da temeli
beni ve benim ehli beytimi tanımaktır. Beni ve benim ehli beytimi sevmektir. Allah inşallah bizleri peygamber ve ehli beyt bayrağı altında birleşmeyi nasip etsin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ilahi amin. Amin. Ya Rabbi, Aşura günüdür. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin aziz torununun ve torunlarının 18 tane kanından olan, canından olan evlatları şehit. 72 şehadanın içerisinde bir miktarı Resulullah'ın sahabesi, yani peygamberimizle birlikte namaz kılan, savaşlara omuz omuza katılan insanlar. Allah Ebu Süfyan neslinden gelen Yezid'e lanet etsin. Yezid onlara bilerdi. Allah dualarımızı kabul et. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ilahi amin. Amin. Ya Rabbi, bu aziz gün hürmetine birlik beraberliğimizi daimen berkarar et. Amin. İhtilaf ki şeytanı desisedi, ihtilafı ümmeti Muhammed'den uzak et. Amin. Mahsusen ülkemizde yaşayan Müslümanlara. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen tüm Müslümanlara. Türk'ü olsun, Kürt'ü olsun. Ya Rabbi, cümle milletimize birlik beraberlik. Mahsusen Kurtuluş Savaşı'nda bizim ecdatlarımız Kürt, Türk, Laz, Çerkez vesaire dil ayrımı yapmadan o birlik beraberlikleriyle memleketimizi düşman esaretinden kurtardılar. Allah o birlik beraberliği tekrar ülkemizde yaşayan Müslümanlara nasip etsin. Amin. Memleketimizi bölme isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Allah dış ülkelerden, mahsusen açıkça diyelim Amerika, hangi zulüm taşını kaldırsa mutlaka orada Amerikan'ın eli var. Allah İslam'a kin besleyen, İslam'a düşmenlik yapan, Müslümanları katleden cümle zalimlere lanet etsin. Amin. Allah Muhammed Ali Muhammed hatırına birlik beraberliğimizi daimen berkarar etsin. Amin. Vatanımızın muhafızları olan askerlerimizi, kumandanlarımızı, mahsusen emniyet güçlerimizi Allah afat-ı beriyatına versin. Amin. Allah cümlesini yerin göğün görünür görünmez beriyatından muhafaza etsin. Amin. Şehitlerimizin ruhlarını şad etsin. Amin. Allah cümle şehitlerimizi Kerbela şehitleriyle mehşur etsin inşallah. Amin. Allah bu memleketi düşman esaretinden kurtaran biz Türkiye'li olarak bu konuda, bak hatta isimlerimiz bile belki değişiyor olabilir. Bu vatanı düşman esaretinden kurtarmaklara kumandanlık yapan büyük kumandan Atatürk'e rahmet etsin. Amin. Ve onun silah arkadaşlarına ve cümle ecdatlarımıza rahmet etsin. Allah cümlesinin ruhlarını şad etsin. Amin. Ve bizlere de birlik beraberlik versin. Allahümme kbir lil mu'minine vel mu'minâbi vel muslimine vel muslimâbi el ahyâi minhüm vel emvât rahimallahu mene âden fâtiheten Kim Hüseyin'i olsa hak izzet verer. Hazreti Zehra ona halvet verir. Dert verir, derman Hüseyin.